Evet, bu ay kilomuz 88,3'e düştü. Hedefimiz 85 olmaktı. Zaten 115 kilodan buraya geldik. Evet. Şimdi havalar da ısınmaya başladı. Sıvı tüketimimiz nasıl? İyi, o mümkün olduğu kadar dikkat edelim. İşte 2 litre civarı falan kullanmaya çalışıyorum. Onu birazcık daha arttırabiliriz. Çünkü evet, sıvı elektrolit kaybı çok fazla oluyor yaz mevsimi geldiği zaman. Ya işte bir ara kilo 115'e falan çıktı. Guatr'dan da ameliyat falan olmuştum. Bir şeyler oldu yani, pandemi dönemi falan. Zirve 115'ti. Deniyoruz zaman zaman kilo vermeyi bireysel olarak ama 3-5 kilo veriyorsunuz, daha fazlasını alıyorsunuz. En sonunda işte Emine Hanım eşimle karşılaşmış, eşimin okulunda öğrencileri seminer için. Eşim kendisine rica ediyordu, böyle benim eşim vardı, kilo veremem bir türlü falan deyince, gelsin görüşelim demiş. Akşam eşim geldi böyle falan. Ya dedim seni kırmayayım ama umudum yok dedim, hadi bir gidelim. Geldik buraya, Emine Hanım'la tanıştık, kendisine teşekkür ediyorum, işte başladık diyete. Şu an iyiyim işte, 88 kiloyum. Mehmet Bey geçen sene Haziran ayında kurumuza müracaat etti. Bize geldiğinde 115 kilogramdı, tiroid hastasıydı, nefes darlıkları vardı ve yürümekte zorlandığını söylemişti. Diyetimize onun istediği, alışık olduğu beslenme düzeyine uygun olarak, okul düzenine uygun olarak güzel bir beslenme listesi hazırladık. Mehmet Bey de bir eğitimci olduğu için kendisi 20 yıllık bir öğretmen. Gayet disiplinli bir şekilde listeye yaklaştı. Arada kaçamakları oldu ama biz bunu dengeleme stiliyle birlikte çok güzel bir rutine yaydık. Bu süreçte 27 kilogram verdik ve 20 kilogram yağdan verdik. Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla yaza merhaba diyoruz. Sosyal hayatımızın, rutin hayatımızın değiştiği gibi beslenme düzeyimiz de bu mevsimde değişiklik gösteriyor. Daha sağlıklı bir yaz süreci ilerletmek için, eğer kilo verme sürecimiz varsa diyetimize daha çok sağlıklı kalabilmek için 4 tane husustan bahsedeceğim size. 4 tane altın kural da diyebilirim. Birinci kural, öğünlerimizi atladığınızda gece yeme krizlerinizin olması. Bu yazın çok sık karşılaştığım bir durum danışanlarımda. Sabahları kahvaltılar geç saatlere kayabiliyor. Kahvaltılarımız öğlen saatlerine kayıyor. Öğlen öğünlerimizi atlıyoruz. Geç kahvaltı yaptığımız zaman akşam aradaki uzun periyotta mutlaka sağlıklı bir ara öğün, posa miktarı yüksek olan bir ara öğün yaparsak akşam yemeğinde çok fazla yeme krizlerine girmemiş oluruz. İkinci önemli altın nokta rengarenk yaz meyveleri. Yaz meyveleri özellikle yaz aylarında çok fazla tercih ettiğimiz seçeneklerden. Meyveler vitamin ve mineral kaynağı olduğu için mutlaka diyetimizde olması gerekiyor. Ama her zaman diyetimizde fazlalıkların vücudumuza yağ olarak geri döndüğünü unutmamamız lazım. O yüzden günlük 1-2 porsiyon meyve tüketmek sizin için daha sağlıklı ve daha güzel olacaktır. Özellikle meyvelerimizin yanında protein, kuru yemişler ve tahıl grubu tercih edersek glisemik indekslerini de düşürmüş oluruz. Üçüncü konu uyku düzenimiz. Uyku düzenimiz bu mevsimde çok önemli. Çünkü sosyalleştiğimiz bir mevsim yaz mevsimi. Bu yüzden uyku saatlerimiz ileri boyutta artabiliyor. Özellikle açlık hormonu, grelin, tokluk hormonu, leptinin bu uyku düzenimizle dengesizliği sonucu tatlı krizlerimiz, tuzlu yeme isteğimiz, özellikle gece yeme isteklerimiz artıyor. O yüzden saat 12'de uyku moduna geçmemiz vücudumuz için, hormonlarımız için en mantıklısı olacaktır. Son ve aslında en önemli nokta, yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte vücudumuzdaki sıvı ve elektrolit kayıpları. Bu kayıpları telafi etmek için kadınlarda günlük 2-2,5 litre, erkeklerde 3-3,5 litre su tüketilmesini istiyoruz. Eğer egzersiz ve spor yapıyorsak, spor ve egzersiz anında her yarım saatte bir bardak su tüketmeyi özen göstermemiz gerekiyor.